Selahattin Demirtaş teröristtir, vatandaşlarımızın katledilmesinin baş sorumlusudur dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tahliye edilmeli kararına tepki gösterdi. Partisinin meclis grubuna seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert çıktı. 39 vatandaşımızın hünharca katledilmesiyle sonuçlanan bir eylemin baş sorumlusunun tahliyesini istemiş olması resmen çifte standarttır, hatta ikiyüzlülüktür. İç hukuk yolları henüz tükenmedi dedi, Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli kararına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'daki 53 tane gencin, yavrumuzun katili budur. Ey ahim, sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz. AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda kürsüdeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Varlık barışı uygulamasını uyuşturucu, fuhuş, organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar alçaldı ve düştü. Ciddi manada bir check-up'tan geçmesi lazım. Hem ruhsal hem fiziki olarak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Şebi Arus töreninde Türkçe Kur'an-ı Kerim okunmasına da tepkiliydi. Allahu Ekber demekten, La İlahe İllallah demekten imtina eden zihniyetin 70 yıl sonra yeniden hortladığına şahit olduk. Demokrasiyi hala hazmedememiş olanların tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuştukları anlaşılıyor. Böylesine hassas bir konuda İnanç sahiplerini rencide edecek yollara başvurma hakkınızın olmadığını bileceksiniz. Üniversite öğrencileri için belirlenen yeni kredi miktarlarını da açıkladı Erdoğan. Lisansta bu rakamı 550'den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. ABD ve AB'ye yönelik mesajları da vardı. Yeni yılda yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz.